Dün toplam kütle yaklaşımını işledik. Toplam kütle yaklaşımı neydi? Biyot 0,1'den küçük olan durumlarda işimize yarıyordu, değil mi? Biyot sayısı 0,1'den küçük olan durumlarda işimize yarıyordu. Yani demek ki 0,1'den biyot sayısı büyük olduğu durumlarda toplam kütle yaklaşımı kullanamayacağız. O halde diyoruz ki toplam kütle yaklaşımı her zaman uygun olmayabilir. Yani bu nedenle ne olacak? Kat içinde bir tane sıcaklık gradyanı olacak, değil mi? Toplam kütle yaklaşımında neydi? Kat içinde de sıcaklık gradyanı yoktu. Ya da varsa bile çok düşük seyrediyordu. Yani neydi orada şeydi? Del T bölü del X aşağı yukarı sıfırdı. Yani çok sıfırdan değil ama çok küçüktü. Olabilirdi ama çok da küçüktü. Şimdi biz burada artık neyi çözmeye çalışacağız? Kartezyen koordinat sistemini düşünürsek sadece bir yönde ısı iletimi olan durumu düşünün ve sabit kaldı düşünün o haliyle. Bizim aşağıdaki şu anda ekranda çizdiğim. Alo. Ha, iyi Mert dersteyim, online dersteyim. Yeni başladım. Seni sonra arayayım, tamam? Tamam. Hadi görüşürüz. Şimdi buradaki şeyimiz bir boyutlu ısı iletimi. Del kare t bölü del x kare o da eşittir. Ne olacaktı? Sıcaklığın zamana bağlı değişim. Demek ki sadece bir yönde ısı iletimi varsa ve sürekli zamana bağlı bir durumsa biz aşağıdaki denklemi çözmeye çalışacağız. Demek ki şu anda kare içine aldığım denklemi çözmeye çalışacağız. Del kare t bölü del x kare eşittir 1 bölü alfa sıcaklığın zamana bağlı değişimi çözmeye çalışacağız. Ve bu denklemi çözmek için ne yapacağız? Bir tane başlangıç koşuluna ihtiyacımız var. Bu denklem iki boyutlu olduğu için yani ikinci türev olduğu için iki tane de sınır koşuluna ihtiyacımız var. Mesela yandaki probleme bir bakalım. Yandaki problem yine düzlemsel duvar. Biz bir düzlemsel duvarı zaten eskiden de ne yapmıştık toplam kütle yaklaşımını anlatırken? Bir katı bir şeyi suyun içine ya da bir akışkan içine atmıştık. Burada da aynı şey oluyor. Zaten diğer derste de belli söylemiştim size. Yani çevresinden ısı iletimi varsa sanki biz bir duvarı ısı taşınımı varsa çevresinde çünkü şurada da bir akışkan var. Şurada da bir akışkan teması var. Demek ki biz bu duvarı bir suyun içine ya da herhangi bir akışkanın içine atıyoruz ve buna bağlı olarak da bunun zamana bağlı ısı geçişini yani zamana bağlı ısı iletimini incelemiş oluyoruz. Başlangıç sınır koşulumuzda Tx 0 diyor. Her x'te şu anda bakıyoruz. T'nin bütün noktalarda x'te ve başlangıçtaki. O zaman bizim yeni notasyonumuz neydi? Tekrardan hatırlarsak Tx'i T'ye bağlı değişimi. Her yerde 0. saniyedeki sıcaklığı T'yi olarak karşısına çıkıyor. Dediğimiz gibi bu ikincilerden türev olduğu için bunu da şöyle yapabiliriz. Tam şu x 0 noktasında simetri alabiliriz. Delta t bölü del x 0'da 0. Yani bu problem aslında iki taraftan da aynı sıcaklık ettiği için, aynı akışkan ettiği için simetrik alınabilir. Demek ki biz bunu şu şekilde simetrik düşünebiliriz. Bir tarafını çözersek yeter. Demek şu orta eksen simetrik. Diğer taraftaysa da akışkan geliyor değil mi işin içine? Eksi K sıcaklığın X'e bağlı değişimi, X eşittir L'deki değişimi giren çıkan birbirine eşit olacak. O da eşittir. Akışkan tarafındaki ısı akısı H. TLT eksi T sonsuz. TLT ne olacak? T'nin L'deki sıcaklığı her zamanki sıcaklığı olacak TLT. O yüzden T sonsuz eşit olacak. Demek ki biz yukarıdaki denklemi çözmek için bir tane başlangıç koşulu, iki tane de sınır koşulu çözmemiz lazım. Dediğimiz gibi bütün denklemler zaten burada da sıralanmış. Çözeceğimiz denklem. Başlangıç koşulumuz. İki tane de sınır koşulumuz burada. Bunları çözmek için diyor ki sıcaklık birçok şeye bağımlıdır diyor. Yani bu sıcaklık neye bağımlı? X'e bağımlı. Hatta kaç tane de sayacağız bunları kaç tane kaç bağımlılık olduğu için. X'e bağımlı yani şeye bağımlı, koordinata bağımlı, zamana bağımlı, ilk sıcaklığa bağımlı, akışkan sıcaklığına bağımlı. Koordinat dediğimiz zaman ya aslında x koordinatı bu L'de. Şimdi diyeceksin hocam hem x'e bağlı hem de L'ye bağlı. Nasıl oluyor? Şöyle oluyor. L bunun boyutu. X de bunun işte şuradaki küçük x'lerde alabiliriz. Yani şuradaki x de diyebiliriz. Yani bu L sınır boyutu x'te küçük artımlarda diye düşünebilirsiniz. O zaman L'ye de bağımlı. Isı iletim kat sayısına bağlı. Isı yayılım kat sayısına bağlı. Hatta ısı yayılım kat sayısı neydi? K bölü rho cp. O haliyle rho'ya da bağlı, cp'ye de bağlı diyebiliriz bunu. Ve aynı zamanda ısı taşınım kat sayısına da bağlı. Buradaki bağımlılıkları bir sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane bağımlılık var. Yani bu denklemi çözebilmek biraz zorlaşıyor.
O zaman biz bu denklemi boysuz hale getirmemiz lazım. Boysuz hale getirirken daha az bağımlı değişkeni dönüştürmemiz lazım. Şimdi mesela Reynolds sayısını hesaplarsın her gün ya da Biot sayısı diyelim, bir önce öğrendik. Biot sayısı neydi? HLC bölü K. Mesela bir denklemi biz şöyle diyebiliriz. İşte ısı taşınım katsayısına bağlı, karakteristik uzunluğa bağlı ve ısı iletim katsayısına bağlı diyebiliriz. Ama biz öyle bir denklemi boyutsuzlaştırırsak, denklemi Biot sayısına bağlı hale getirirsek, o zaman denklem 3 bağımlılıktan bir bağımlı hale gelir. O hale bizim işlerimiz biraz daha kolaylaşır. O yüzden denklemlerimizi boyutsuz hale getirmemiz gerekiyor. Şimdi bizim buradaki denklemlerimiz, şu denklemimizi alacağız. Şu anda çizdiğim denklemi alacağız. Boyutsuz hale getireceğiz. Şimdi boyutsuz hale getirmek için ne yapmamız lazım? Boyutsuz sıcaklık kullanmamız lazım. Boyutsuz x koordinatı kullanmamız lazım. Boyutsuz zamanda kullanmamız lazım. Boyutsuz sıcaklık şöyle bir şey olacak. Sıcaklık farkının olabilecek maksimum sıcaklığa böleceğiz. Sıcaklık farkı Tx, T sonsuz bir noktadaki ve o zamandaki sıcaklık. Olabilecek maksimum sıcaklık farkı ne? İlk sıcaklıkla akışkan sıcaklığın arasındaki fark. İki sıcaklığı da birbirine bölersek ne olacak? Boyutsuz sıcaklık elde etmiş olacağız. Biz buna da teta sonsuz diyoruz. Teta bölü teta i'yi t eksi t sonsuzu t i eksi t sonsuzu bölüyoruz. Burası teta sonsuz, yani boyutsuz sıcaklığımız sıfırla bir arası değişiyor. Hatta şöyle bir şey yapalım, çünkü belli bir yerde gelecek. Bu teta yıldız sıfır olduğu zaman ne olacak arkadaşlar? Şöyle yaparsak teta yıldız sıfır olduğu zaman ne olacak? T eşittir t sonsuz eşit olacak değil mi? Şu denklemi sıfır eşit derseniz mesela. Eğer bu denklemi 1'e eşit derseniz ne olacak? Teta yıldızı 1'e eşit derseniz ne olacak? T eşittir TI mi olmuş oluyor? Değil mi? Bunu da 1'e eşit derseniz eşittir 1 dersiniz. T eksi T sonsuz T eşittir T sonsuz eşit olacak. T sonsuzlar 1 mi götürecek? T eşittir TI eşit olacak. Demek ki biz burada, yani teta 0 dersek, T sıcaklığı, akışkan sıcaklığı teta 1 dersek, ilk sıcaklık olarak karşımıza çıkacak. Daha sonra boyutsuz koordinatı diyoruz. Boyutsuz koordinat x yıldız x'in ly bölümü. Daha sonra boyutsuz zaman t yıldız. Hatta buna Fourier sayısı diyoruz. Fourier sayısını geçen ders yapmıştık. O da Fourier sayısı neydi? Alfa t bölü lc kare diye şey yapmıştık. Hatta şurada da alfa t bölü lc kare vardı. Tekrardan kendi slaytımıza gelirsek, alfa t bölü l kare, yani lc kare de l kare önemli değil. Bunu yaparsak şuradaki denklemimiz delta kare t bölü delta x kare 1 bölü alfa delta t bölü, yani sıcaklığın zamana bağlı değişimi. Del kare boyutsuz sıcaklık bölü del kare boyutsuz yerin karesi şeklinde karşımıza çıkacak. O da eşittir. Delta t bölü, delta t yıldız bölü del Fourier olarak karşımıza çıkacak. Daha sonra, ya biz bunu boyutsuz hallerinde özel özel çıkartma şeyini de yine o dünkünü unuttum. Bunu da böyle nasıl çıkartıldığını adım adım size vereyim. Daha sonra Tx diyor her yerdeki sıcaklık. Bu neydi? Başlangıç koşulumuz değil mi? Her yerdeki sıcaklık. Sıfırıncı saniyedeki sıcaklık. T'ydi. O zaman ne yapacağız? Teta dedik. X yerine X yıldızı yazdık. Sıfır yerine sıfır yazdık. T olduğu zaman ne olacaktı tetası şey? Bir olacaktı değil mi? Bak şuradaki şuna eşitlemiş oluyoruz. T eşittir o zaman boyutsuz sıcaklıkta değeri birdi. Daha sonra sıcaklığın X'e bağlı değişimi X eşittir sıfırda simetrik sınır koşulunu nasıl boyutsuzlaştırıyoruz? Sıcaklığın boyutsuz halini alıyoruz. Yerin boyutsuz halini alıp yerin boyutsuz halindeki değerini sıfır eşit dediğimiz zaman o da birbirine sıfır olmuş oluyor. Diğer şeyimiz ise ısı taşınımın yani şuradaki sınır koşulunun, şurada bir akışkan vardı. Şuradaki akışkanın sınır koşulunun boyutsuz haline getirelim. Eksi k delta t bölü delta t bölü del x bölü x eşittir l2 diye. Yani iletimin taşınım eşit olduğu yer. H, T, L, T. Bu da TL neydi? L'deki sıcaklık. Her zamanki sıcaklık. Eksi T sonsuzdu. O zaman ne yapacağız burada? Sıcaklığın boyutsuz halini alıyoruz. Şehrin boyutsuz halini alıp x eşittir L'di. Mesela şurada x yıldız eşittir 1 demiş. O zaman şuna da bir bakalım. Hemen bu çıkmaların altını daha kolay. Biz burada x eşittir yıldıza 1 dersek ne olacak? X eşittir L olacak değil mi? O yüzden biz buna x eşittir L yerine x yıldız 1 diyoruz. Bu da eşittir eksi biot. Çünkü burada demek ki HLK değeri gelecek. Eksi biot. Bunun açılımını ben size tekrardan şeyde veririm. Yani bu zaten akışkanlar mekaniği dersinde siz bu ile boyutsuzlaştırma yapmışsınızdır.
denklemlerini alıp boyutsuz Navier-Stokes denklemi almışsınızdır. İşte Reynolds'a bağlı olarak, Stroll sayısına bağlı olarak Navier-Stokes denklemi çıkartmışsınızdır. Bu da bunun aynısı, hatta daha kolayı. O yüzden burası da biot, eksi biot. Boyut sıcaklık 1. Bu 1 aslında şuradan geliyor. 1'in şeyi T'de boyutsuz sıcaklıktan geliyor. O haliyle biz bütün denklemlerimizi boyutsuz hale getirdik. Hatta tek ana denklemimizi boyutsuz hale getirdik. Hem başlangıç koşulumuzu hem de iki tane sınır koşulumuzu boyutsuz hale getirmiş olduk. O haliyle bizim denklemimiz 8 bağımlılık saymıştık. 3 bağımlılığa düşüyor. Burada ne var? Boyutsuz yer var. Diyor ki boyutsuz sıcaklığımız neye bağlı? Boyutsuz yere bağlı. Daha sonra Fourier sayısına bağlı, zamana bağlı bir nevi. Biot sayısına bağlı, HLK'ya bağlı. Demek ki biz buradan 8 bağımlılıktan 3 bağımlılığa düştük. Denklemimizi aslında bir nevi daha kolay bir hale getirmiş olduk. Yani buradaki çözülen denklemimizi şuradaki çözülen denkleme getirmiş olduk. Ve 8 bağımlılıktan 3 bağımlılığa düşürdük. Ve artık bu denklemi çözmeye çalışacağız. Uzamsal etkileri hesaba katacağız. Şimdi diyoruz ki biz taşınımlı burada uzamsal etkilerde taşınımlı düz defa yapacağız. Daha sonra taşınımlı radyal sistemlerde sonsuz silindir ve küreyi de hesaba katacağız. Demek ki 3 tane ana geometri için çözümler yapacağız. Diyoruz ki bu zamana bağlı statik problemleri tam ve analitik çözümler mevcut. Zaten bizde hem tam çözümü hem de yaklaşım çözümü. Aslında tam ve analitik dediği çözümler aynı. Çünkü analitik çözümler her zaman tam çözüm verir. Hatta bazı durumlarda da basitleştirilmiş yakınsak çözümler de elde edeceğiz. Bunlar aşağıdaki saydığım 4 tane kaynaktan iletilmiş ya da 4 tane kaynaktan daha detaylı olarak anlatılmış. Biz buradaki çözümü, yani şu denklemi zaten almıştık, şunu da çözmüştük. Buradaki çözümü anlatacağız. Ama mesela şuradaki denklemlerde şu mesela Sadık Kakaç, ODTÜ'de bir hocaydı. Şimdi emekli oldu. Geçen ben hatta bu sanırım bu da Türkiye Yener dedi ama şunun ismini bilmiyorum. Bu Sadık Hoca emekli oldu. Şu anda Türk Ekonomi Üniversitesi'nde çalışıyor ama sanırım herhalde oradan da çıktı. Çünkü yaşı bayağı ileride. Geçen katıldığım konferansta hocayla tanışma fırsatı olmuş. Hatta bir 10 sene önce bir tanışmıştım ama geçen katıldığım konferansta da yine bir tanışma fırsatım olmuştu. Hoca da şey diyordu, hocam işte siz çok saygı gösteriyorum falan gibi şeyler demişti. Hoca da şey demişti, sizin dualarınızla ayaktayız. Yani gerçekten artık yaşlı, 70 yaşında falan. İnşallah bugünlerde de ona da bir şey olmaz çünkü yani Allah korusun zor günlerden geçiyoruz sağlık konusunda. Dediğim gibi şu 4 tane kaynaktan da alabiliriz çözümlerimizi. Yani burada daha detaylı incelemek isterseniz bu 4 kaynağa da başvurabilirsiniz. Şimdi şu denklemin çözümlerine bakalım. Taşınımlı düz defada çözümlerine bakalım. Diyoruz ki bu lefa 2 boyutlu çözersek, zaten şuradaki 3 boyutlu hali vardı. 2 boyutlu hali de buradaydı. Yani 3 boyutlu hali buradaydı. İki boyutlu hali de burada karşımıza çıkıyor. Şimdi bunu çözersek sanki bir taşınımlı düz defayı akışkan içine atmış olduk. Bir tarafta T sonsuz H akışkanı var. Diğer tarafta T sonsuz akışkanı var. Simetrik olarak çözebiliriz. İki L boyutunda, eksi L ve L boyutunda ortasındaki şey simetri çizgisi ve buradan işte X yıldız, X bölü L şeklinde de göstermiş. Burada diyor ki problem aslında bir boyutlu ısı etimine evrilebilir diyor. Onun nedeni ise şu. Diyor ki genişlik, aslında şöyle yapabiliriz. Tekrardan iki önceki slide'a dönüyorum. Burası yükseklik, burası da genişlik dersek, tamam W dersek, hatırlayın. 2L kalınlığı, yani W 2L kalınlığından çok daha fazla. Hatta yükseklik de 2L kalınlığından çok daha fazlaysa artısı bir özellik daha sayayım. Ve iki yanında da akışkan varsa bunun, çünkü akışkan sıcaklık farkından dolayı sadece oluşuyor diye. Çünkü yine şey akışkan diyorum, ısı geçişi. Sıcaklık farkından oluşuyordu. Diyor ki o zaman iki yandan da sıcaklık varsa sadece biz akışın ya da ısı geçişinin x doğrultusunda olduğunu kabul edebiliriz. O yüzden biz bu problemi şuradaki denklemi kullanabiliriz. Boyutsuz denklemi, buradaki başlangıç koşulunu, buradaki akışkan sınırı değen sınır koşulunu, buradaki de simetri sınır koşulunu kullanarak çözüm yapabiliriz. Çünkü iletim sadece x doğrultusunda hesaba katıyoruz. Ve bunu çözebilmek için de sonsuz seri kullanacağız. Bir sonraki slide'da zaten göreceksiniz. Diyor ki bu problemi çözebilmek için elimizdeki denklemler şuradaydı. Tekrardan şöyle topluca şey yapıyorum. Elimizdeki denklem buydu. Bunu topluca çözebilmek için sonsuz seri kullanılabilir.
Direksiyonsuz seri şudur. Boyutsuz sıcaklık. T eksi T sonsuz. Ha, zaten şurada da yazıyor. T eksi T sonsuz eşittir. Yani boyutsuz sıcaklık eşittir. N birden sonsuza kadar C N eksponansiyel yani E üzeri demek aslında o. Eksi N'in karesi çarpı Fourier çarpı kosinüs kısayan çarpı boyutsuz uzunluk. Bu da neydi? X bölü L olarak karşımıza çıkıyor. Bu aslında bir seri değil mi? Çünkü C1 eksponansiyel kısa 1'in karesi çarpı Fourier çarpı kosinüs kısa 1 şey olacak. Daha sonra ikinci şeye gelirsek C2 eksponansiyel eksi kısa 2'nin karesi çarpı Fourier kosinüs kısa 2 çarpı X yıldız olarak karşısına çıkacak. Ve burada diyoruz ki Cn, çünkü burada şey olduğu için C1'ler, pardon, C1, C2, Cn'e kadar gidecek. Aynı şekilde kısa da öyle olacak değil mi? Kısa 1, kısa 2, kısa n'e kadar gidecek bunlardan. Ve burada diyoruz ki Cn 4 sinüs kısa n'in artı 2 kısa n artı sinüs 2 kısa n'in olarak karşısına çıkıyor. Cn buydu. Ama kısiyense şuymuş arkadaşlar. Kısiyense kısiyen, tanjant kısiyen eşittir biyotun. Şuradaki biyotun şeyi çıkmamıştı. Biyotun artı kökleriymiş. Ve biz bunu da kendi kitabımızda ek B3'e bakarsanız, elinizde şu anda kitap var mı ya da yanınızda var mı bilmiyorum. Bu kitabımızın ek B3'ünde var. Biyot sayısına bağlı olarak, biyot sayısı da HLK'dan hesaplanıyor düzlem duvarda. Kısı 1, kısı 2, kısı 3, kısı 4'ü vermiş düzlem duvarı hesapladığımız için. Ve diyoruz ki buradaki bu problemin geçerli ise bütün Fourier sayılarında geçerli. Sonsuz seri geçerli. Aslında sonsuz seri çok uzun bir şey değil mi? Yani bunun sonsuz var. C1'i, C2'yi, C3'ü, C4'ü hesaplayacağız. Hatta biz buraya kadar kısa 1, kısa 2, kısa 3, kısa 4'ü hesaplayacağız. Eğer kısa 1, kısa 2, kısa 3'ü biliyorsak C1, C2, C3, C4'ü de bilebiliriz. Ve bu bütün Fourier sayılar için geçerli. Ama diyoruz ki Fourier sayısı şeyden küçük olduğu durumlarda, şey 0,2'den büyük olduğu durumlarda bu bir önceki tam çözümdü. Yani antik çözümü burası tam çözümdü. Şimdiki çözümde ise yaklaşık çözüm yapıyoruz. Fourier sayısı 0,2'den küçük olduğu durumlarda şuradaki bizim ana çözümümüzün, tam çözümümüzün ilk değerini alırsak, yani ilk şeyini alırsak, n eşittir 1 değerini alırsak biz buna yaklaşık çözümü elde etmiş oluyoruz. O zaman ne olacak? Boyutsuz sıcaklık. T eksi T sonsuz bölü T T sonsuz. Eşittir C1 eksponansiyel eksi kısa 1'in karesi çarpı Fourier çarpı kosinüs X1 şey olarak boyutsuz uzunluk olarak karşımıza çıkıyor. Daha sonra bu denklemi şöyle yapabiliriz. Bu denklem aynı denklem aslında hiçbir farkı yok. Bu denklem şöyle yapılabilir. Pardon. Boyutsuz sıcaklık eksi merkezdeki boyutsuz sıcaklık, orta eksendeki boyutsuz sıcaklık, kosinüs kısa 1 çarpı x yıldız olarak karşıma çıkabilir. O yüzden ve buna bağlı şu iki denklemi çok dikkatle bakarsanız orta eksendeki sıcaklık C1 eksponansiyel eksi kısa 1'in karesi çarpı Fourier olarak karşımıza çıkıyor. Yani şunun yerine şunu yazdığımız zaman şuradaki üstteki denklem oluşmuş oluyor diyebiliriz. O zaman bizim neye ihtiyacımız var? C1 ve kısa 1'e bulmamıza ihtiyacımız var değil mi? Çünkü yani burada C1'ler, burada işte kısa 1 bulunabilir, C1 bulunabilirdi. Ama bunun için bizim şeyimiz, tablomuz, tablo 5.1'de daha kolay bir şekilde şey verilmiş. C, yani sadece yaklaşık çözüm için, Fourier sayısı 0,2'den büyük çözüm için C1 ve kısa 1 tablo 5.1'de verilmiş. O tablo 5.1'de siz hemen kitabınızda yanınızdaysa da bakabilirsiniz. Ben bir örnek olarak verdim. Tablo 5.1'de tabii ben burada İngilizce halini vermiş, Türkçeleştirmemişim. İşte burada bir boyutlu zamana bağlı ısı iletimi için düzlem duvardaki işte aslında düzlem duvar değil. Çünkü burada hem düzlem duvar hem uzun silindir, infinit silindir hem de küre, sfer için şeyler verilmiş. Şimdi burada dikkatinizi çeken özellik şu olması lazım. Biyot sayısına bağlı olarak kısa 1 ve C1 verilmiş. Aslında bu bayağı bir uzun bir denklem. Şey tablo ama sadece gösterim için işte ilk 0,1'e kadarki değerleri almışım. Sadece gösterim için önemli şu anda. Diğer eğer soru çözümlerinde olursa da siz buradan bakacaksınız zaten şeye. Biyot sayısı olunca düzlem duvarda biyot sayısı HLK bildim. HLC bölü K'ydı. Hatta LC de L'ye eşitti hatırlarsanız biyot sayısı HLK'ydı.
Ama sonsuz silindirde neydi biyot sayımız? Hatırlıyor musunuz? Yani hatırlayan hemen sesini açsın, konuşabilir. Biyot sayısı sonsuz silindirde neydi? H. HD bölü K mıydı hocam? H'de 0 bölü 2 kaydı değil mi? Sonsuz silindirde. Küre içinde neydi biyot sayısı? HR 0 bölü 3 kaydı değil mi? O hali ne olacaktı? LC R 0 bölü 2 idi. Burada da LC R 0 bölü 3'tü değil mi? Pardon, şöyle yapalım. LC R 0 bölü 3'tü. Ama ya bu eskiden bu biyot hesaplamasında böyleydi. Ama tablo okumada sadece biyot sayısı HR 0 K'dan hesaplanacak, tamam mı? Sadece biyot okuması orada. Yani tablodaki biyot okuması, tekrardan şuraya yazıyorum. Biyotlar tablo için H, R, 0, K'dan okunacak. O da hem uzun silindir hem de küre için konuşacağız. Şimdi denklemimize geri dönersek, ana denklemimiz buydu. Boyutsuz sıcaklık bu ve buydu. Daha sonra burada da orta eksen sıcaklığını bize göstermişti. O halde biz ne yapmış olduk? Sıcaklığın dağılımını bulmuş olduk boyutsuz sıcaklıkta. Daha sonra bir de ne vardı? Biz toplam kütle yaklaşımında da ne demiştik? Hatırlarsanız 3 tane farklı şey yapmıştık. Burada ne vardı? Okan Serlit, Reis Tent dedi. Ha, ne oldu? Elini kaldırdı. Bir şey mi söyleyeceksin Okan? Bak, yeni yeni şeyler öğreniyoruz. Burada ne vardı? Ben size hatta eski şeyde 3 tane ana şey demiştim. Şuraya, hatta şuraya yazmış bu sayfaya. Birinci sayfada neydi? T'yi bilip sıcaklığı bulacaktık. T'yi, pardon. Yani bu zaten şeydi, eskisini hatırlarsak. T'yi biliyorduk, sıcaklığı bulacaktık. İkincisi, T'yi bilip, yani sıcaklığı bilip zamanı bulacaktık. Üçüncü de neydi? Baştan sona kadar ki bütün sıcaklığı bulacaktık. Yani sıfırdan T'ye kadar ki ısıyı bulacaktık. Burada da aynı şekilde şey gelirsek, burada da baştan sona kadar T sıfır anından herhangi bir T sıfırdan büyük anlık aralığı için şey bulacağız. Q'yu bulacağız. O Q da şu arkadaşlar. Şimdi biz buradaki denklemde ne yapıyoruz? Yine kontrol hacmi yaparsak girenler eksi çıkanlar toplam, çünkü ısı üretimi yok, toplam ısı üretimi şeklinde karşısına çıkabilir. Isı depolaması aslında, ısı üretimi yok çünkü. Diyoruz ki burada toplam geçen sıfır olsun. İlk andaki geçen. Yani EI sıfır olsun çünkü sanki dışarı akacakmış gibi düşünün. EI'miz sıfır. Çıkışımız Q diye yaparsak o zaman bu denklem ne olacak? Q eşittir. Storage denklemine eşit olacak. O zaman storage denklemine ne diyebiliriz? E'nin T'deki anıyla, yani T'deki enerjiyle sıfırdaki enerjinin farkı olarak karşımıza çıkabilir. O halde bizim buradaki denklemimiz Q eşittir. ET eksi E sıfırın eksi hali olabilir. Çünkü şurada da bir yerde, şurada eksi Q şöyle geliyordu, şurada eksi Q delta EST geliyor diye. Burada o zaman bu denklemimiz Q eşittir ET eksi E sıfır olarak karşıma çıkacak. Ve buradaki toplam depolama terimimse, o zaman benim buradan sıfırdan herhangi bir zamana kadar ki denklemimin ısı terimi benim depolama terimime eşit ise zaten, o zaman depolama terimini şöyle yazabilirim. Rho CV, çünkü depolama terimi neydi? Rho CV'nin bir de sıcaklık farkı vardı değil mi? Kısaca şöyle yazarsak o zaman buradaki depolama terim Rho C DV'yi alırız. Yani hacim integraline sokarız. Rho C sıcaklık farkı eksi hacim integrali şeklinde karşımıza çıkar. Daha sonra bir de maksimum levhanın başındaki maksimum sıcaklığa bakarsak o da ne olacak? Q0 Rho CV. Maksimum sıcaklık farkı neredeydi? İlk sıcaklıkla akışkan sıcaklık arasındaki farkı. O zaman da bizim maksimum sıcaklığımız da bu olacak. Daha sonra denklemimizi şöyle eviriyoruz. Bir sonraki slaytta Q bölü Q sıfır alıyoruz. Yani niye bu aslında boyutsuz ısı geçiş olacak? Yani olan ısı geçişiyle sıfırdan T'ye kadar ki olan ısı geçişiyle maksimum ısı geçişimizin oranı. Buradaki denklemde çok şey yapmıyorum. O da eşittir. 1 eksi 1, 1 eksi sinüs kısı 1 bölü kısı 1 çarpı merkezdeki sıcaklık olarak karşımıza çıkacak. Bu sıcaklığı neydi? C1 eksponansiyel kısı 1'in karesi çarpı Fourier mi? Ya bakalım, doğru mu hatırlıyorum? C1 eksponansiyel eksi kısı 1'in karesi çarpı Fourier olarak karşıma çıkıyor. Demek ki ben şuradaki eksiği de unutmuşum.
Ve buradaki yine aynı şekilde arkadaşlar C1 ve kısa 1, burada zaten kısa 1 var. Tablo 5-1'den okunacak. Tablo 5-1'de hatırlarsak bu tablodan okunacak. Yine hatırlatayım, biyot sayısı HL K'dan düzlemde var da sonsuz silindir ve küre içinse HR 0 bölü K'dan hesaplanacak. Demek ki HR 0 bölü 2 K'dan ya da HR 0 bölü 3 K'dan bu tablo okunmayacak. Ama gerçek biyotlar HR 0 bölü 2 K'dan uzun silindir için, HR 0 bölü 3 K'da küre için hesaplanacak. Daha sonra şimdi biraz da işin garip tarafı var. Garip tarafı şu, bir sürü denklemlerle uğraştık. İşte boyutsuz sıcaklıklar, şunlar bunlar dedik, denklemler, kısa birler falan dedik. Bir de bunu Alman bir denklem, Heisler dediğimiz bir adam diyagramını oluşturmuş. Aslında denklemlerle uğraşmadan diyagramını oluşturmuş. Düzlemde bu arada şunu yapmış adam. Üç tane size grafik göstereceğim. Bunların yanı sıra üç tane de grafik var. Aynı denklemlerden elde edilen grafiklerimiz var. İlk denklemimiz orta düzlem sıcaklığı. O zaman orta düzlem sıcaklığı dediğimiz zaman orta düzlemdeki boyutsuz sıcaklık alıyoruz. T0. Bir de şunu hatırlatalım tekrardan. Çünkü çok böyle şey geldi. Boyutsuz sıcaklığımız neydi? T(x), T sonsuz bölü TX, T sonsuzu değil mi? Şunu bir daha karalarsa. Orta eksen sıcaklığın boyutsuz değeri neydi? Zaten buna da bakmışız muhtemelen. Ya da bakmışsak herhalde bakmayı da unutmuş da olabiliriz. Teta sıfırın yıldızı, yani boyutsuzu T sıfır eksi T sonsuz bölü TX eksi T sonsuz olarak karşımıza çıkıyor. O halde demek ki T yerine T sıfır yazarsak orta eksendeki boyutsuz sıcaklığı bulmuş oluyoruz. O zaman orta eksendeki boyutsuz sıcaklığı yaparken ne yapacağız? T sıfır eksi T sonsuz T eksi T sonsuzu bir düzlemde, Y düzleminde. Aşağıdaki X eksenimiz Fourier sayısıymış. Alfa T bölü L kare. Şimdi o zaman şöyle okuyacağız. Bizim elimizdeki problemin Fourier sayısı nedir? Bunu bilmemiz lazım. Daha sonra şuradaki eğriler 1 bölü biyot olarak çizilmiş. Yani biyot sayının tersi olarak çizilmiş. HL bölü K'ydı biyot. O zaman K bölü HL olarak model şey yapılmış, çizilmiş. O zaman biz Fourier sayısını bileceğiz. Yani hangi zamandaki sıcaklığı bulmamızı, orta eksendeki sıcaklığımızı bulmamızı bileceğiz. Biyot sayımızı eşleştireceğiz. Sallıyorum. Biyot sayımız şu. Pardon. Biyot sayımız diyorum. Fourier sayım şu. Daha sonraki 1 bölü yani biyot Fourier sayım 26 olsun. Biyot sayım ise işte 6 diyelim mesela. İşte 1 bölü biyot 6 olsun. Bunu eşleştirdiğim takdirde ortalama eksen sıcaklığını bulacağım. O da işte şu anki baktığım 0,02 gibi bir şey olsun. O yüzden bunu ve eğer o değer buysa 0,02'yi eşitleyeceğim. Akışkanın ilk sıcaklığını biliyorum. Pardon, evet. Katının ilk sıcaklığını biliyorum. Akışkanın sıcaklığını biliyorum. Ha, 10 dakika içinde ders bitecekmiş. Şöyle diyor. Bakalım. Bunu biliyorum. Daha sonra T sonsuzu bildiğim için orta eksendeki sıcaklığı bulmuş olacağım diyebiliyorum. Demek ki bu o kadar denklemle uğraşmaktansa Fourier sayısını bileceğim. Geri biyotu bileceğim. Eşleştireceğim. Y eksenini de bulacağım. Ve bulduktan sonra da orta eksen sıcaklığını kolaylıkla bulmuş olacağım. Daha sonra ne vardı? Bizim çözdüğümüz orta eksen sıcaklığını biliyorduk. Daha sonra her yerdeki sıcaklığı yani boyutsuz sıcaklığı bulabileceğim. O haliyle buradaki denklem kurgusu da şöyle kurgulanmış. 1 bölü biyot K bölü HL'yi bileceğim. Burada da X bölü L. Yani X bölü L dediği şey şu. Şuradaki çizimi yapıyorum. Burası X0'dı ya hatırlarsanız. Burası X0'dı. Burası da L'ydi. L'ydi. X buradan başlıyordu. X eşittir 0. Mesela X bölü L 0,2 dediği zaman ne olacak? Şurası mesela aklınıza gelirken. X bölü L 0,5 dediği zaman şurası aklınıza gelsin. X bölü L 1 dediğimiz zaman tam dış yüzeydeki sıcaklık aklınıza gelsin. Demek ki X bölü L'nin belli değer 1 bölü biyotu bileceğiz. Hangi noktadaki sıcaklık değerini hesaplamak istediğimizi zaten tayin edeceğiz. Ettikten sonra karşılaştıracağız. Orta eksen sıcaklığımız bulunacak. Orta eksen sıcaklığımız sallıyorum 0,6 bulunsun. T'yi biliyoruz. Katının ilk sıcaklığını biliyoruz. T sonsuzluğu biliyoruz. O hali bildikten sonra biz katının o yerdeki sıcaklığını bulmuş olacağız. Daha sonra yine ısıya gelirsek burada da aynı şekilde bir önceki denklemleri kullanmamıza gerek yok. Buradaki şey ise de biyot denklem kurgusu ya da grafik kurgusu şöyle biyot kare çarpı Fourier'i alacağız. O da biyot kare çarpı Fourier H kare alfa T bölü kareymiş. Buna bakarsınız HL K bölü ne olacaktı? Alfa T bölü L'nin karesi olacak değil mi? O zaman bu denklem ona eşit oluyor mu? Bakın hemen hızlıca. H kare alfa T bölü K kare olmuş olacak. Daha sonra biyot kare Fourier biliyoruz.
Daha sonra buradaki denklemi biyotla eşleştireceğiz. Çünkü yukarıdaki grafikler biyotla kurgulanmış durumda. Biyotta da kurgulandığı için biyot kare Fourier'i bildik. Biyotta da eşleştirdik. Yanındaki Q bölü Q max'ı bulmuş olduk. O zaman bizim Q max'ımız neydi? Rho C ve pardon R V'si şuraya gelmiş olacak. T i eksi T sonsuzluğu da Q max'ı bulacağız. Değil mi? Biz o zaman bu Q bölü Q sıfır değerini biliyoruz. İşte sallıyorum 0,5 olsun. Maksimum değeri kendimiz hesaplayıp o ana geçen ki ısıyı da bulmuş olacağız diyebiliriz. Mantığımız bu. Daha sonra bakalım 7 dakikamız var. Bunları da anlatırız. Soru çözümler için ikinci bir oturum açabiliriz tekrardan. Eğer kapanırsa. Taşınımlı radyal sistemler için de arkadaşlar bu da şu. Hem uzun silindir için alacağız. Hem de küre için alacağız. Yani sonsuz uzunluk uzun silindir açılacak. Hem de küre için alacağız. Buradaki şey ise sadece bir yönde ısı iletimi var. Bir yönde ısı iletimi var. İletimi var. O da hangi yön olacak? Hangi yön olur bir yönde ısı iletimi varsa? Gençler hangi yön olur bir yönde ısı iletimi varsa? Mesela şekilden de görebiliyorsunuz. Radyal yönde ısı iletimi olur diyebiliriz. O zaman hem bu uzun silindir için olsun hem de şey için olsun bir şekil akışkan. Hem uzun silindirde küreyi kaplamış olsun. Bunu belli o katımızı bir akışkan içine deyip daldırıyoruz. O zaman da radyal yönde sıcaklık değişimi olduğunu varsayarsak boyutsuz uzunluğumuz bu sefer R sonsuz diyeceğiz. R sonsuz ya da R yıldız pardon R sonsuz diyorum. R yıldız. R bölü R sıfır olmuş olacak. R sıfır şeyin yarıçapı. Bu sefer ise ne olacak? Bizim eski çözümümüzün neydi? T, X ve T'ye bağımlıydı. Bu sefer T neye bağımlı? R ve T'ye bağımlı olacak. Artık X yerine R gelmiş olacak. Ve diyeceğiz ki T, R ve sıfırdaki değerimiz yani ilk zamandaki değerimiz T'ye olarak alırsak tekrardan başlangıç değerimize olarak alırsak çözümlerimize başlayacağız. Hem yaklaşık çözümü vereceğiz hem de tam çözümü vereceğiz. Ve burada şöyle bir şey diyor. Diyor ki sonsuz silindir varsayımını yapabilmek için L, R sıfır ondan büyük olarak kabul edilebilir. R yani şeyin boyu, silindirimizin boyu bu sefer H demeyelim. Silindirimizin boyu yarı çapının oranını ondan daha fazlaysa sonsuz silindir varsayımı diye kullanabiliriz. Ya da sonsuz silindir varsayımı yaparak çok az bir hatayla çözümlerimizi gerçekleştirebiliriz. Şimdi burada hızlıca ilerleyelim. Çünkü nedeni ise şu. Denklem konfigürasyonları aynı aşağı yukarı. Diyorum ki boyutsuz sıcaklıkta sonsuz seri kullanılır. Hem buradaki hızımız şöyle olacak. Hemen ilerleme açısından sonsuz silindir tam çözümü vereceğim. Sonsuz silindir ve küre için. Daha sonra yaklaşık çözümlerini vereceğim. Ve daha sonra yine zamanımız kalırsa bir 3-4,5 dakikamız var. Onları kısaca yani bu denklemleri herhalde yaparak süremizi geçip daha sonra yeni bir şey açarız. Sonsuz seri kullanacağız. Dediğim gibi c yani eksponansiyel eksi kısinin karesi çarpı Fourier. Bu sefer j sıfır geldi. J sıfır kısin çarpı r yıldız olarak karşımıza çıkıyor. J neydi onu hatırlıyor musunuz? Onu kanatlarda işte radyal yöndeki kanatlardaki J'ler vardı hatırlıyor musunuz? J ve I'lar vardı. Onları hatırlıyor musunuz? Tabi aradan bayağı bir zaman geçti bu ders işlemeyle ama o şeylerde. J'de arkadaşlar birinci türden Bessel fonksiyonu. J birinci türden Bessel fonksiyonu. J birinci tür sıfırıncı derece mertebeden Bessel fonksiyonu. J1 ise birinci türden birinci mertebeden Bessel fonksiyonu olarak karşımıza çıkıyor. Bunun diğerleri ise B4'ten ek B4'ten okunabiliyormuş. Bessel fonksiyonlarının değeri x'e bağlı olarak j0, x ve j1x okunabiliyormuş. Diyoruz ki yine burada Fourier sayısı alfa t bölü r0 kare. Eskiden alfa t bölü lc kareydi. Bu sefer l ve 0 kare olarak karşımıza çıkıyor. Cn ise 2 bölü ksiyen j1 ksiyen çarpı j0'ın karesi bölü ksiyen artı j1 ksiyen olarak karşımıza çıkıyor. Buradaki ksiyenlerse arkadaşlar şeymiş. Ksiyen j1 ksiyen bölü j0 ksiyenin eşittir biyot denkleminin artı kökleriymiş. Bu bizim kitapta yokmuş ama. Tamam mı? Ya j sıfırlar varmış ama buradaki ksiyenin diğerleri bizim kitapta yokmuş. Sonsuz silindirdeki değil. Ksiyenlerin kitapta yokmuş.
Şimdi küre için sonsuz çözüme bakalım. Yani küre için tam çözüme bakalım. Küreyi yapıyoruz ve tam çözüme bakıyoruz. O zaman ne olacak? Yine burada da sonsuz silindir kullanılacak, sonsuz seri kullanılacak. Boyutsuz sıcaklık. O da eşittir. Cn eksponansiyel eksi kısayan karesi çarpı Fourier. Virgülü kısayan çarpı. Hatta bir öncekine geri dönelim. Ha, pardon, şey de olacaktı. Yaklaşık çözümde olacaktı o. Cn eksponansiyel eksi kısayan karesi çarpı Fourier. 1 bölü kısayan çarpı ra, boyutsuz uzunluk. Boyutsuz uzunluksa ne olacaktı? R bölü R sıfırdı. Sinüs kısayan çarpı R sonsuz olarak karşımıza çıkıyor. Buradaki cns arkadaşlar 4 kısayan x kısayan çarpı kosinüs kısayanmış. Eksi x kısayan bölü sinüs 2 kısayanı. Yani orada, bu da demek ki kısayanları bileceğiz. Ki o zaman c'ler bulunmuş olacak. Kısayan ise arkadaşlar 1 eksi kısayan çarpı kotanjant kısayan eşittir biyot denkleminin artı kökleriymiş. Ama bu bizim kitapta da yokmuş. Demek ki sonsuz silindir ve küre için artı kökler bizim kitapta verilmemiş. Ama şöyle bir şey yapabiliriz. Şöyleydi. Biz ilk değerlerine bakıyorduk ya tablo birden. K1 ve kısı birleri demek ki tablo 5 birden okuyacağız. Demek ki yaklaşık çözüme geçersek bizim sıkıntımız ortadan kalkmış olacak. Yaklaşık çözümlerse bir dakika kalmış. O zaman ben bunu toplanınca anlatılmaz bir dakikaya. O zaman bu kapanacağı için ben burada kapatayım. Daha sonra soru çözümlerine hemen devam edelim. Ya size bir 5 dakika sonra bir link daha yollarım. Tamam mı gençler? Tamam hocam. Tamam. Ben o zaman stop record diyorum bunu.